Arkadaşlar merhabalar bu videomda her pazar olduğu gibi yine karşınızdayım. Ne yapacağım? 11. haftayı size tanıtacağım. Ve paraya kenarın öneminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu arada dörtgenlerle başladınız işe. Yani dörtgene geçiş yaptınız inşallah. Dörtgene geçiş yaptığınızda fark ettiniz mi? Üçgen bilgisinin ne kadar önemli olduğunu. İşte. Üçgenleri iliklerinize kadar hissedeceksiniz arkadaşlar. Paraya kenarda da öyle. Özellikle benzerlik. Özellikle... Alan konularını iyi bir şekilde yapan arkadaşlar burada parayay kenar konusunda çok iyi bir şekilde yapacak arkadaşım. Yani siz burada tabii ki yine dik üçgene, pisagor bağıntısına dikkat edeceksiniz. Z'ye ee, ne bileyim bir ikiz kenar üçgene dikkat edeceksiniz. Ve benzerlik zaten çok fazla karşımıza çıkıyor ve alan da zaten çok fazla karşımıza çıkıyor. Özellikle altını çizerek söylüyorum benzerlik. Özellikle oran varsa zaten videoların konu anlatımında zaten bunu söylüyoruz. Oran varsa büyük ihtimalle benzerlik ya da oran varsa alan da varsa alan dağıtma çok fazla karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu konuda. Ve bu konuya çok önem verin. İnanılmaz derecede önem verin. Çünkü paralel kenarı iyi yapan yamuğu da iyi yapar. E, dikdörtgeni de iyi yapar. Kareyi de iyi yapar. Hatta eşkenar dörtgeni de iyi yapar. Çünkü bunlar saydıklarım e, yamuk harici paraya kenarın özel bir halidir. Ama yamuğu yapmanızda da çok faydalı olacaktır. Yani neredeyse dörtgenlerin yarısından fazlasını bu konuyu iyi anladığınız zaman daha istekli ve daha verimli bir şekilde geçireceksiniz arkadaşlar. Bu dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Ama ne yapıyoruz? Konuları çalışırken ya da soruları çözerken üçgen odaklı olmaya dikkat ediyoruz arkadaşım. Tamam. Evet gençler. Şimdi bakalım bu hafta ne yapacağız? Paraya kenar tamamıyla kendimizi paraya kenara vereceğiz. Paraya kenardan videolara bakarsanız 5 ya da 6 video olması lazım. Siz bakarsınız arkadaşlar. Ben daha öncesinde çektiğim için unuttum tabii ki bunu. Paraya kenardan ne yapıyorsunuz? İşte pazartesi ve e, yani 6 tane video varsa pazartesi salıya videoları bölebilirsiniz. Ya da benim tavsiyem aslında bir oturuşta bitirmeniz. Tek bir günde bitirmeniz aslında ama siz bilirsiniz. Sonrasında ne yapacaksınız arkadaşlar? Paraya kenarla ilgili birinci kitaptan soruları çözeceksiniz. E, çarşamba, Perşembe. Cuma'ya da sarkıdabilirsiniz. E, cumartesi pazarda ikinci kitap çözebilirsiniz arkadaşlar. Cumartesi pazarda ikinci kitabı çözebilirsiniz. Ve başka söyleyecek laf yok ya. Hepsini söyledim aslında. Neye dikkat edeceksiniz? Dediğim gibi. Dediğim gibi arkadaşlar e, benzerliğe çok dikkat edeceksiniz. Ve üçgende alana çok dikkat edeceksiniz. Evet diğer e, kitaplardaki çözümleri koydum galiba arkadaşlar. Ya da koymadıysam da koymaya çalışacağım. 3 4 5'te koyduğumu hatırlıyorum. Sanırım Metin yayınlarını kaldı. Metin yayınlarında da e, para kenarını çekip koymayı planlıyorum bu hafta. Biraz hastalığım da var. Birkaç gün geç gelebilir. Şu an hastalık başlangıcı var. Dua edin e, erken geçsin hastalığımız. Bir şekilde sizin karşınıza çık size mahcup olmadan o videoları e, atmaya çalışayım. Bu arada Metin yayınları ile ilgili büyük çekiliş diye bir başlığımız vardı videolarda. videolarda. Videolara bakın. Oradaki çekilişe de katılmayı unutmayın. Toplamda 50 tane kitap çekilişi vardı arkadaşlar. Nasıl e, dağıtacağımızı ben o videoda büyük çekiliş videosunda yani şu, o videodan sonra e, 3-4 gün önce yaptım ama o videodan sonra sanırım 30 tane falan video ekledim. Büyük çekiliş diye yazın karşınıza çıkacaktır o video. Ama büyük çekiliş dediğimiz daha önceki videoda vardı ama siz dikkat edin işte en son yayınlanan büyük çekiliş videosuna bakın. Metin yayınlarıyla ilgili. Evet bu hafta kendinizi... Ee, çok ama çok verin bu konuyu arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir konu. Dediğim gibi para kenar kilit noktalardan biridir. Bu konuyu çok iyi bir şekilde yaparsanız dörtgenleriniz çok şahane olacaktır. Çünkü buradaki mantığı çoğu konuda çok iyi bir şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Konu anlatımında güzel sorular var. Oradaki soruları anladıysanız ve temel mantığını kavrarsanız sorularda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Evet bu hafta söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ne yapacağız? Önümüzdeki hafta da Ha, işimiz kolaymış. Eşkenar, dörtgen ve deltoid'miş. E, hatta böyle hızlı gitmek isteyenler e, eşkenar, dörtgen ve deltoid videolarını da bitirebilir arkadaşlar. Size kalmış tabii ki bu seçenek sizin. E, ama bazı haftalarda böyle rahatlatmak istiyorum ya bu haftada rahat olayım derseniz sonraki hafta daha rahat olursunuz arkadaşlar. Size kalmış. Neyse. O zaman bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Bu haftaya çok ama çok dikkat edin ve metin yayınlarının çekilişini unutmayın. Çünkü bu ayın sonunda o çekilişinde kimler kazanacağını da söyleyeceğiz arkadaşlar. Çekilişi yapılacak. Evet sonraki videolarda konu anlatımında falan filan her yerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.